Efendim herkese merhabalar. Sultanbeyli Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Nurettin Topçu Hayatı ve Mücadelesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Bir nevi Nurettin Topçu uzmanı diyebileceğimiz bir isim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü, çok kıymetli hocam. Profesör Doktor Hüseyin Karaman bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyeyim ve kandilinizi kutlayayım. Teşekkür ediyorum Emrullah Bey. Sizlere Sultanbeyli Belediyesi'ne bizleri konuk ettiğinden dolayı bir de Nurettin Topçu gibi gerçekten önemli bir şahsiyeti konuşma imkanı verdiğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlerin ve bizleri takip eden, izleyen bütün izleyicilerin ve Müslümanların İslam aleminde Regaib Gecesi'ni kutluyorum. İnşallah bu kandilin, bu gibi kutlu olan günlerin, gecelerin içinden geçmekte olduğumuz bu pandemiden kurtulmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan da niyaz ediyorum. Amin. Biz de bu duygu ve düşüncelerle aynı şekilde milletimizin, tüm İslam aleminin kandilini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Hocam bugün Nurettin Topçu'yu konuşacağız. İsyan ahlakı eseriyle ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan Cumhuriyet dönemi düşünürlerimizden fikir ve ahlak adamı Nurettin Topçu'yu konuşacağız. Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki gerçekliği tahlil eserlerinde tahlil eden, kitaplarıyla, düşünceleriyle, düşünce dünyasına yeni bir yön veren Nurettin Topçu'yu konuşacağız. Ve sanıyorum 46. yılı Evet. vefatının kendisinde bir kere daha rahmetle analım. Bir hatırlatmayı da yapmış olalım. 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde insanın varoluşunu sadece et, kemik, kan ve maddeden ibaret görmeyip ruhun derinliklerine inen isyanın da bir ahlakı olduğunu ve bireyin toplumda bir ahlak nizamı çerçevesinde kendine yer edineceğini anlatan, bu millete Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliği tahlil eden eserleri dolayısıyla vefa ödülü verildiğini Evet. de hatırlatmış olalım. Kıymetli hocam, 1994 yılında başladığınız yüksek lisansı Nurettin Topçu'da Ahlaki Düşünce isimli çalışmayla 1996 yılında tamamladınız. Bunu ben önemli görüyorum. Nurettin Topçu ile ilgili birçok yazınız ve kitabınız var. Az önce de ifade ettim. Bir nevi Nurettin Topçu uzmanı olarak görüyoruz biz sizi. Bugün onu anmak, anlamak, çizdiği yol üzere gençlerimizi belki bir nebze yönlendirmek üzere bu programı gerçekleştiriyoruz ayrıca. Bu programın bir de arşivlik olacağını, yıllar sonra da izlenebileceğini hatırlatmak istiyorum. Ve sorumu sormak istiyorum. Öncelikle hocam, Nurettin Topçu kimdir? Bize biraz Nurettin Topçu'yu tanıtır mısınız? Emrullah Bey, teşekkür ediyorum. Sorunuzu da ifade ettiniz. Benim Nurettin Topçu ile ilgili yüksek lisans tezi döneminde gündeme geldi. Ve ilk tanışıklığım o dönemde eserleri vasıtasıyla oldu. Ve akabinde de Nurettin Topçu ile ilgili değişik yine kitaplarım oldu. Bugüne kadar dört farklı kitabım yayınlandı Topçu ile alakalı. Tabii ki değişik dergilerde makalelerim oldu. Yine farklı sempozyumlarda sunduğumuz bildiriler de var. Ama şunu söyleyeyim, Nurettin Topçu gerçekten okundukça kendini yenileyen ve insanın her okuduğunda yeniden okumayı arzusunu gündeme getiren bir düşünür. Siz de ifade ettiniz, Topçu Anadolu irfanını bu millete, bu insana anlatmaya çalışıyor. Gerçekten bir düşünür olarak, bilim adamı olarak gündeme geliyor. Topçu esasında hem Cumhuriyet Türkiye'sinin ortaya çıkarttığı belki en önemli düşünürdür. Esasında ben gerçekten en önemli Evet. düşünürlerden birisi olduğunu
kabul ediyorum, öyle ifade ediyorum. Ama özellikle son dönemde olan gelişmeleri bir kenara ayırırsak, hak ettiği değeri maalesef görmemiştir. İnsanımızda daha fazla gündem olması lazımdı. Gençliğimizde daha fazla gündem olması lazımdı. Ama maalesef öyle olmamış. Son dönemde bu anlamda ciddi bir çalışma var. Topçu ile alakalı, tanınması ile alakalı, gençliğin bilmesi ile alakalı, insanımızın Nurettin Topçu'yu yeniden keşfetmesi ile alakalı. Şimdi Nurettin Topçu esasında biliyorsunuz hem Osmanlı'nın son döneminde yaşıyor hem de Cumhuriyet'in ilk dönemine de tanıklık ediyor. Çünkü 1909 yılında doğuyor. Evet. Esasında Erzurumlu aslen ama İstanbul'da doğuyor. Çünkü Nurettin Topçu'nun babası Erzurum'dan İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki Erzurum hanını satın alıyor. Orada ticaretle uğraşıyor. Nurettin Topçu da İstanbul'da dünyaya geliyor. Yani 1909 ile 1923 arasındaki hayatı Osmanlı dönemi. Osmanlı'nın hem yıkılışına şahitlik ediyor. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve sonra gelişmelere şahitlik ediyor. Dolayısıyla düşünürleri anlamak için yaşadıkları dönemi de iyi bilmek gerekiyor. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Yani Topçu bir Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğun yıkılışına ve yeni bir devletin ortaya çıkmasına tanıklık eden bir düşünür. Evet. Dediğim gibi Erzurumlu bir aileden geliyor. Ailesi Topçuzadeler olarak biliniyor. Niye Topçuzadeler diyorlar? Neticede dedesi Osman Efendi diye bir kişi bu. Osmanlı-Rus Harbi'nde, 1877'deki Osmanlı-Rus Harbi'nde Erzurum müdafasında görev alıyor. Ve Erzurum'u bilenler de hatırlayacaklardır. Azizye tabyaları vardı Erzurum'da. Evet. Ben üniversiteyi de Erzurum'da okuduğum için Erzurum'u da iyi biliyorum bu anlamda. Azizye tabyalarında bu Osmanlı-Rus Harbi'nde Nurettin Topçu'nun dedesi görev alıyor ve topçu olarak burada görev alıyor. Hı hı. Bu savaşta topçu olduğu için de onlara Topçuzadeler ismi veriliyor. Tabii ki babası İstanbul'a geliyor. Zaten öncesinde Erzurum'da da aile ticaretle uğraşıyor. Ama bu ticareti daha da geliştirmek için İstanbul'a göç ediyorlar. İstanbul'a gelince de bu Erzurum hanı dediğimiz hanı satın alıyorlar ve orada ticarete başlıyor. Topçu da dolayısıyla 1909'da, 7 Kasım 1909'da İstanbul'da dünyaya geliyor. Annesi ise Erzincanlı. Yani Topçu'nun babası Erzurumlu, annesi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden. Dolayısıyla Topçu Erzurum ve Erzincanlı bir ailenin evladı olarak kendisi İstanbul'da dünyaya geliyor. Hı hı. Doğduğu topraklardan, ailesinden bahsettik. Biraz da eğitim hayatından bahsetmek isteriz. Nurettin Topçu nerelerde okumuştur? Eğitim hayatından biraz bahsedebilir miyiz hocam? Emrullah Bey tabii İstanbul'da doğuyor ve esasında eğitim hayatı üniversite dönemine kadar hepsi İstanbul'da oluyor. Yani önce işte Bezmialem Valide Sultan Mektebi'nin anaokuluna gidiyor. 1915 yılında buraya başlıyor. Akabinde ilkokulu Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'nde okuyor. Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'nde ilkokulu okuduktan sonra tabii bu ilkokul Topçu için önemli. Burada özellikle iki konuya değineyim. Çünkü Topçu'nun düşüncelerini ve hayatını anlatırken bu ilkokul döneminin izlerini göreceğiz. Evet. Özellikle Mehmet Akif ile Topçu'nun önemli bir ilgisi var. Mehmet Akif Topçu üzerinde önemli olan şahsiyetlerden birisi. Topçu'da Mehmet Akif ilgisi bu ilkokul yıllarında oluyor. Oradaki Türkçe öğretmeni var, Nafiz Bey diye birisi. Onun vasıtasıyla Mehmet Akif'i tanıyor ve ona ilgi duymaya başlıyor. Bir de Nurettin Topçu'nun din kültürü öğretmeni var diyelim. Yani o dönemde Nurettin Topçu üzerinde etkili olan ikinci bir kişi de Şerafettin Yaltkaya, Diyanetleri Başkanlığı yapmıştır. Bu ikinci Diyanetleri Başkanı'dır. Hı hı. Onun etkisi de Topçu üzerinde özellikle dini anlamda önemli. Tabii ilkokulu Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'nde okuduktan sonra ortaokula başlıyor. Ortaokulu ise yine İstanbul'da Vefa İdadesi'nde Nurettin Topçu okuyor.
Akabinde lise dönemi gündeme geliyor ve liseyi Nurettin Topçu İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyor. 1927-28 eğitim öğretim döneminde İstanbul Erkek Lisesi'nde Nurettin Topçu mezun oluyor. Evet. Tabii mezun olduktan sonra üniversite düşüncesi gündeme geliyor ve ondan sonra da işte biraz önce söylediğim gibi artık yurt dışı hayatı, yurt dışı serüveni yeni başlıyor. Evet. Şimdi yurt dışı ile ilgili olarak da şöyle, belki insanların aklına gelebilir. Yani 1928 yılında Nurettin Topçu yurt dışında eğitim almak, yani bu düşünceler nasıl oluşuyor orada? Nurettin Topçu daha iyi bir eğitim almanın derdinde, daha iyi bir kendini yetiştirmenin derdinde. Tabii evet. 1928'li yılları düşündüğümüz zaman Cumhuriyet yeni kurulmuş, ciddi bir savaştan ülke çıkmış. Dolayısıyla ülkenin eğitim niteliği de bugünkü noktaya gelmiş değil. Yani böyle bir kurumsallaşmış, nitelikli bir yapıya kavuşmuş değil. Dolayısıyla evet. Topçu ülkede bu nitelikli eğitim alacağını düşünmüyor. Onun için de yurt dışında eğitim almak istiyor. Fakat aile olarak da zengin bir aile olmadığı için kendi işte babasının imkanlarıyla yurt dışına gidemiyor. O dönemlerde yani Milli Eğitim Bakanlığı üniversite okumak isteyen insanları burslu olarak yurt dışına gönderiyor. Böyle bir uygulaması var. Bursluluk sınavları açıyor. Nurettin Topçu bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı, yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için açtığı bursluluk sınavlarına giriyor 1928 yılında. Ve bunu kazanıyor. Kazanınca bunu Fransa'ya üniversite okumaya gidiyor. 1909'da doğan bir gencin 1928 yılında o dönemin şartlarında günümüz gibi bir iletişim ağı yok ve Fransa'ya eğitim almak için gidiyor. Tabii Fransa'ya gittiğinde Topçu'yu bir sürpriz orada bekliyor. O da şu, o yıllarda Fransa Türkiye'deki liselerin denkliğini kabul etmiyor. Evet. Dolayısıyla yani Topçu üniversite okuyacağım diye Fransa'ya gidiyor. Ama Fransa'ya gittiğinde bakıyor ki Fransa onu lise mezunu olarak görmüyor. Nurettin Topçu burada özellikle Fransa'ya gittiğinde Bordeaux Lisesi'nde, Paris'te Bordeaux Lisesi'nde 2 sene daha lise okuyor. Yani bir nevi lise park derslerini veriyor burada. 2 sene lise okuyor. Ve bu lise Topçu için önemli. Niye? İlk defa Nurettin Topçu deneme yazılarını bu lisede yazıyor. Ve yazmaya başlıyor artık bu lisede okurken. Orada ilk deneme yazılarını lise yıllarında yazıyor. Tabii 2 sene liseyi okuyor ve liseyi bitirdikten sonra Nurettin Topçu Paris Üniversitesi'de denen, işte Strasbourg Üniversitesi'ne kaydoluyor. Felsefe bölümüne kaydoluyor ve üniversite serüveni de orada başlıyor. Yani 2 yıl gecikmeli olarak 1930 yılında üniversite eğitimine başlıyor. Akabinde üniversiteyi felsefe bölümünü bitirince yine aynı üniversitede doktoraya başlıyor Nurettin Topçu. Strasbourg Üniversitesi'nde doktorayı 1934 yılında bitiriyor. 34 yılında doktorayı bitirdikten sonra doktora savunmasını Sorbonne Üniversitesi'nde yapıyor. Tabii ki Nurettin Topçu'nun doktora savunması da enteresandır. Özellikle bizleri takip eden izleyicilerimizin de buna dikkat etmesini istiyorum. Doktora savunmasını Sorbonne Üniversitesi'nde Nurettin Topçu savunuyor. Ve o dönemde yine Türk vatandaşları olan Halide Edip adı var ve eşi Adnan adı var da Fransa'da bulunuyor, Paris'te de. Onlar da bu Sorbonne Üniversitesi'ndeki Nurettin Topçu'nun doktora tez savunmasını takip ediyorlar. Nurettin Topçu'nun doktora tezi sizlere de ilk başta açılışta söylediğim İsyan Ahlakı isimli bir eserdir. İsyan Ahlakı'dır doktora tezi. Tabii ki o yıl yani 1934 yılında bu kitabı Fransızca olarak basıyorlar. Doktora tezini. Ama Türkiye'de bunun tıpkı basımı yani Fransızca olarak basımı Türkiye'de 56 yıl sonra tam oluyor. Yani 1934'te Fransa'da basılan eser
Türkiye'de 1990 yılında yine Kültür Bakanlığı tarafından basılıyor. Fransa'da basıldığı bilgisini ben ilk defa duyuyorum hocam Evet, sizin. Fransa'da aynı yıl basılıyor hem de. Yani doktora tez savunmasını yaptığı yıl, doktoranın kabul edildiği yıl 34 yılında orada basılıyor. Türkiye'de ise 56 yıl sonra basılıyor. Daha sonra dergah yayınları bu İslam ahlakı tezinin Türkçesini de yaptı. 97 yılında o da dergah yayınlarından çıktı. Tabii son dönemlerde bu İslam ahlakının Nurettin Topçu Fransızca olarak yazmıştı ama son dönemlerde bunun Nurettin Topçu'nun kendi el yazmasıyla olan Türkçe aslı da bulundu. Dolayısıyla bu 97 yılında Türkçe'ye tercüme edilen nüshayla Türkçe aslı karşılaştırıldı ve tekrar o aslında uygun olarak yeniden basın bir dergi yayınlandı. Şimdi Topçu Sorbon'da doktora yapan ilk Türk öğrenci. Yani Sorbon Üniversitesi'nde doktora yapan ilk Türk öğrenci Nurettin Topçu'dur. Tabii ki doktora tezi çok kabul görüyor. Ve o yıl Sorbon Üniversitesi'nde yapılan, sunulan en başarılı doktora tezi olarak görülüyor. Sorbon Üniversitesi'nin geleneğinde de şöyle bir şey var. Yılın en başarılı olan doktora tezleri ödüllendiriliyor. O tezi yapan kişi de tezin sahibi ödüllendiriliyor. Dolayısıyla Nurettin Topçu'nun İhsan Ahlakı isimli doktora çalışması 1934 yılının Sorbon Üniversitesi'ndeki en iyi doktora tezi olarak kabul edilince ilgili profesör Nurettin Topçu'ya geliyor. Diyor ki ona yani senin tezin en başarılı yılın en başarılı tezi olarak seçildi. Ve üniversite olarak biz sana bir ödül vermek istiyoruz. Ödül vermemiz gerekiyor. Sen ödül olarak ne istersin? İşte bir seyahat mı? İşte Amerika seyahati veya başka bir ülke seyahati mi istersin? Yoksa işte bir altın saat veya farklı bir ekonomik bir ödül mü istersin? Çünkü ödül deyince insanların aklına doğal olarak bu tür şeyler geliyor. İlgili profesör de Nurettin Topçu'ya bunu soruyor. Yani sen ödül olarak ne istersin bunun karşılığında? Topçu diyor ki ben bundan hiçbirini istemem. Peki diyor ne istersin? Yani biz sana bir ödül vermemiz lazım. İsteğin nedir bizden? Ona göre biz onu yerine getiririz diyor. Şimdi Nurettin Topçu'nun isteğine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Onu anlamak açısından, onu tanımak açısından bu isteği önemli. Diyor ki ben hiçbir şey istemem. Ne seyahat isterim, ne para isterim, ne altın saat veya başka bir şey isterim. Ben diyor şunu istiyorum. Sorbon Üniversitesi bir kampüs üniversitesi. Bunun işte hem girişinde hem çıkışında kuleler var. Güvenlik amacıyla oluşturulmuş olan güvenlik kuleleri var. Diyor ki Sorbon Üniversitesi'nin bir kulelerine Türk bayrağı çekelim ve 24 saat bu Türk bayrağı burada dalgalansın. Sonra bu salonda da diyor İstiklal Marşı söyleyelim. Benim diyor ödülüm bu. Diyorlar ki tamam bu kolay bir şey. Hemen üniversitenin kulelerine Türk bayrağı çekiliyor ve salonda Halide'nin adı var, işte Adnan adı var, onlar da var orada izleyici olarak yer alıyorlar çünkü. Ve İstiklal Marşı söyleniyor. Nurettin Topçu'nun ödülü bu. Ancak enteresandır. Topçu belki daha sonraki süreçte öğretmenliğinden bahsedeceğiz. Türkiye'ye dönüyor işte belli bir zaman sonra öğretmen oluyor filan. Öğretmenliği döneminde de İslam başına saygısızlık etti diye ceza aldı. Yani Fransa'da ödül olarak İslam marşını söylettiren, bayrağımızı göndere çeken Nurettin Topçu maalesef daha sonra böyle bir muameleye de maruz kalıyor. Bunu ileride detaylı olarak anlatacağız. Fransa'da 6 yıl kalıyor. Yani 1928'de gidiyor. 34'e kadar 6 yıl Fransa'da kalıyor. Ve bu 6 yıl zaman zarfında hem lise park derslerini veriyor, akabinde üniversite okuyor ve bir de tabii ki doktora yapıyor. Doktorayı Fransa'da bu zaman zarfında tabii önemli insanları da tanıyor. Yani Topçu açısından önemli olan işte yine felsefeci, filozof olan Blondel'i tanıyor, Bergson'u tanıyor. Tasavvuf üzerine tasavvuf araştırmacısı olan tasavvuf Mevlana ve tasavvuf üzerine çalışmalar olan Massillon'u yine Fransa'da tanıyor Nurettin Topçu. Onlarla iletişimi oluyor.
Yine burada bir anekdot daha anlatmak istiyorum. O da topçuyu tanımak açısından önemli. Şimdi doktorayı bitiriyor. Tabii ki Türkiye'ye dönüş hazırlıkları yapmaya başlıyor Nurettin Topçu. Fakat hocası Blondel kendi evinde bir gün Nurettin Topçu onuruna bir yemek düzenliyor. Yani bu yemeğe de Topçu'yu tanıyan, onun üniversitede arkadaşlarını davet ediyor. Yemek devam ederken belli bir noktada Blondel Nurettin Topçu'nun yanına varıyor. Diyor ki Nurettin Topçu'ya, sen diyor şimdi Türkiye'ye döneceksin. Ancak diyor ben senin de okuduğun, işte doktora yaptığın Paris Üniversitesi rektörüyle görüştüm diyor. Sen diyor gel Türkiye'ye dönme. Seni üniversiteye araştırma görevlisi olarak asistan olarak alacağız diyor. Rektör buna sözü verdi. Dolayısıyla diyor seni üniversiteye almak istiyoruz. Bırakmak çünkü istemiyor Topçu, yani. Evet, göndermek istemiyor. Çok başarılı çünkü bir, dediğim gibi yılın en başarılı tezini sunuyor. Hem de Fransızca olarak bunu sunuyor. Fransızca olarak bahsediyor falan. Başarılı bir öğrenci olduğu için Blondel Nurettin Topçu için rektörle görüşüyor ve üniversitede asistan olarak kalmasını sözünü rektörden alıyor. Ve kendi evinde Nurettin Topçu onuruna düzenlediği yemekte de Nurettin Topçu'ya bu durumu söylüyor. Şimdi ilk baktığınızda çok cazip bir teklif, çok güzel bir teklif. Yani birçok insan bu teklifi evet der. Çünkü Sorbonne'da, Fransa'da pardon, Paris Üniversitesi'nde asistan olacaksınız. Ben merak ediyorum cevabını. Yıl 1934, Emrullah Bey. Yani günümüzde insanları şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Çocuğum falan ülkenin vatandaşı olsun diye insanlar gidiyor, orada çocuğunu doğuruyorlar. Doğru. Değil mi? Hem de Türkiye'nin bu kadar geliştiği bir dönemde bunu yapıyorlar. Yıl 1934 ve Nurettin Topçu Fransa'da doktorayı bitiriyor ve Türkiye'ye döndüğünde neyle karşılaşacağını da bilmiyor. Ama bu böyle bir ortamda Paris Üniversitesi'ndeki asistan olma teklifini kabul etmiyor. Tabii kabul etmemesi önemli ama hangi gerekçeyle kabul etmiyor bu daha önemli. Diyor ki Blondel'e, hocam diyor teşekkür ederim. Yani bu diyor beni onurlandırdı, gururlandırdı, güzel bir teklif. Ancak diyor ben diyor bu teklifi kabul edemem. Niye diyor? Ben diyor burada 6 yıl boyunca Fransa'da milletimin parasıyla diyor okudum. Ben 6 yıl Fransa'da milletimin parasıyla okudum ve benim milletime karşı bir hizmet borcum var diyor. Onu ödemeliyim diyor. Ondan dolayı diyor ben bu teklifinizi kabul edemem. Diyor ki Blondel ya diyor sen burs aldın tamam diyor biz o bursu diyor ödeyelim diyor. Sorun yok. Yani ne kadar burs almışsan bu 6 yıl zaman zarfında biz o bursu ödeyelim. Sen diyor burada kal. Bayağı ikna etmeye çalışıyor. Yani evet bırakmıyor yani çünkü Topçu'yu çok beğeniyorlar. Gerçekten iyi bir kafa olarak, beyin olarak görüyorlar. Ancak diyor ki Topçu bu borç diyor öyle diyor parayla ödenmez diyor benim borcum. Bu ancak diyor hizmetle ödenir. Ben ülkeye dönüp hizmet etmem lazım diyor. Blondel bunun üzerine şunu söylüyor. Diyor ki seni takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ancak diyor şunu bil ki diyor şartta diyor daha 100 yıl daha felsefe olmaz diyor. Ama diyor seni takdir ediyorum ve bu şeyini de saygıyla karşılıyorum diyor. Yani gerçekten o dönemin şartlarını düşünelim ve Nurettin Topçu'nun ortaya koyduğu bu tavrı düşünelim. Ve Topçu bu teklifi kabul etmiyor ve Türkiye'ye dönüyor Emrullah Bey. Evet. Öğretmenliğe geçiş süreci var tabii bu dönemde. Biraz evet, öğretmenliğini evet. Konuşalım. Türkiye'ye döndükten evet. Sonra nasıl bir tabloyla karşılaştı? Biraz bundan bahseder misiniz hocam? Esasında biraz Blondel'in söyledikleriyle karşılaşıyor yani. Şimdi karşılaşıyor. Nurettin Topçu tabii devlet burslusu olarak Fransa'da okuyor. 34 yılında da Türkiye'ye dönüyor. Bütün ısrarlara, tekliflere rağmen Fransa'da kalmayı kabul etmiyor ve Türkiye'ye dönüyor. Evet. Daha 25 yaşında. Genç. Ve Sorbonne'da doktora yapan bir Türk vatandaşı olarak, felsefe doktorası yapan bir Türk öğrenci olarak dönüyor.
Tabii devlet bursusu olarak döndüğü için devlet onu hemen öğretmen olarak yerleştiriyor. Hem de iyi bir yere, yani Galatasaray Lisesi'ne yerleştiriyor. Galatasaray Lisesi nasıl ki günümüzde popüler bir lise, o dönemde de gerçekten ülkenin seçkin liselerinden birisi, popüler liselerinden birisi. Ve Nurettin Topçu 1935 yılında Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olarak göreve başlıyor. Başlıyor. Tabii burada öğretmen olarak göreve başlayınca da evleniyor. Kiminle evleniyor? Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biliyorsun bir birinci meclis var, bir de ikinci meclis var. Evet. Birinci mecliste Hüseyin Avni Ulaş var ve bu sırada milletvekili. Onun kızıyla, o da Erzurumlu, onun kızıyla evleniyor. Hüseyin Avni Ulaş'ın Fethiye Hanım diye, Fethiye diye bir kızı var. Onunla Nurettin Topçu evleniyor. Fakat bu evlilikleri çok uzun sürmüyor. Çok kısa sürüyor ve ayrılıyorlar. Ama özellikle burada şunu da yine ifade etmek istiyorum. Nurettin Topçu Hüseyin Avni Ulaş'ın kızından ayrılıyor ama Hüseyin Avni Ulaş'la olan ilişkisi, dostluğu, Münasebetiniz ahbaplığı devam ediyor. hiç daha kesilmiyor ve devam ediyor. Bu enteresandır, nadir görülecek bir olaydı. Hüseyin Avni Ulaş Topçu üzerinde etkili olan şahsiyetlerinden birisidir. Baba dostudur aynı zamanda, aile dostu. Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmenlikten bahsediyordum. O dönemlerde eğitim, öğretim ve sınavlar günümüzde gibi değildi. Yani hem yıl içerisinde öğrenciler sınava giriyordu hem de yıl sonunda sınıf geçme sınavları vardı. Evet. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi de Nurettin Topçu'nun öğretmenliğinin ilk yılında sene sonu yaklaşıyor ve sınıf geçme sınavları olacak. 34-35 eğitim öğretim yılı Haziran sınavları var. Sınıf geçme sınavları. Okul müdürü Nurettin Topçu'ya 6 kişilik bir liste veriyor. Diyor ki Topçu'ya, ya bunlar diyor geçmesi lazım diyor. Nurettin Topçu tabii nasıl diyor geçmesi lazım, yani bunlar diyor eğer çalışkan öğrencilerse diyor sorduğum soruları yaparlarsa geçerler, aksi halde diyor geçmezler diyor. Yani ben başka türlü bir şey yapmam da mümkün değil. Çünkü ahlak üzerine doktora yapmış birinin gayri ahlaki davranılması beklenemez. Nurettin Topçu bu cevabı veriyor. Sonuçta sınav oluyor ve bu verilen 6 kişilik listeden 3 kişi geçiyor, 3 kişi kalıyor. Tabii Galatasaray Lisesi demin de söylediğim gibi hatırı sayılı insanların olduğu bir lise. Dolayısıyla bu kalan öğrenciler demek ki çok etkili insanların çocukları ki topçunun bu ahlaki tavrı ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılıyor. Ve hemen Nurettin Topçu apar topar sürgün ediliyor. Nereye? İzmir Atatürk Lisesi'ne sürgün ediliyor ve sürgün haberi de ona düğün günü akşamı veriliyor. Düşünün, sizin hayatınızda en sevinçli olduğu gününüz akşamında, daha yeni başladığınız öğretmenliğinizde, üstelik de bir suçunuz yok, yapmanız gereken bir tavrı ortaya koyduğunuzdan dolayı sürgün ediliyorsunuz. İzmir Atatürk Lisesi'ne Nurettin Topçu sürgün ediliyor. Dolayısıyla ilk sürgün burada başladı. Hayatımda birkaç kere daha sürgün var. Onları da söyleyeceğim. Tabii İzmir Topçu için önemli. Niye? İzmir'de Atatürk Lisesi'nde öğretmenliğin 4. yılında gerçekten Fikir ve Sanatta Hareket dergisini çıkarmaya başlıyor. 1939 yılında bir öğretmen olarak Topçu bir dergi çıkarıyor. Ve bu dergiyi vefatına kadar da devam ettiriyor. Ve bu dergi gerçekten o dönemde önemli işler yapıyor. Bir ekol oluşturuyor etrafında. Daha sonra tabii dergah yayınları da bu hareket dergisi ekolünden çıkan bir anlayışla ortaya çıkıyor. Ama Topçu tabii bu dergiyi çıkarıyor. Dergide bir yazı yazıyor, Çalgıcılar diye. Tabii bu yazıdaki biraz eleştirel bir yazı, dönemi eleştiriyor ve eleştirdiği için hemen Nurettin Topçu buradan tekrar sürülüyor. Dolayısıyla ikinci sürgün olayını yaşıyor öğretmenliğinde. Bu sefer İstanbul'a, Vefa Lisesi'ne oradan geliyor. Tabii ikinci sürgün olayı da olduktan sonra Vefa Lisesi'nde öğretmenliğe başlıyor. Fakat burada da yine Topçu'yu bırakmıyorlar. Hakkında bir takım şikayetler üzerine tekrar buradan da Denizli'ye sürgün ediliyor. Denizli'de İsmet İnönü Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor.
ve 1944 yılında tabii ki Denizli'ye sürgün olayı. Daha sonra da İstanbul'a tekrar Nurettin Topçu öğretmen olarak dönüyor. İstanbul'a döndükten sonra değişik liselerde, işte Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Robert Koleji, İstanbul Hatip Lisesi gibi liselerde öğretmenlik görevini yapıyor ve 1974 yılında da emekli oluyor. Nurettin Topçu özellikle 40 yıllık öğretmenliğinde 3 kere sürgün edilmiştir. Bunu özellikle söyleyeyim. 74 yılında emekli olacak. Tabii yaş haddinden emekli oluyor, onu da söyleyeyim. Tabii tam dönem arasına emekliliği geliyor. Okul müdürü buna diyor ki, ya diyor hocam siz diyor işte falan tarihte emekli olacaksınız. Size diyor ders vermeyelim. Yani bir iki ayınız var, ders vermeyelim de yarıda kalmasın. Diyor ki olmaz, ben bu devletten para alıyorum. Dolayısıyla dersimi alacağım ve son güne kadar derslerimi yürüteceğim. Öyle de yapıyor. Ve son güne kadar da derslerini devam ettiriyor. Diyor ve 40 yıllık öğretmenlik hayatı sonunda emekli oluyor 74 yılında Emrullah Bey. Hocam, öğretmenliğinden bahsettik. Az önce de bazı kişiliğine ve karakterine dair bazı evet. ipuçları verdiniz aslında bize. İşte o Fransa'dan dönüşü, öğretmenliğiyle alakalı yaşamış olduğu süreçler, sürgünler. Nurettin Topçu nasıl bir kişiliğe ve karaktere sahipti? Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu? Evet, Emrullah Bey, onu açmamız da lazım. Çünkü Nurettin Topçu, bir defa şunu söyleyeyim. Sadece fikirleriyle bence örnek alınacak bir insan değil. Aynı zamanda evet. yaşam tarzıyla, hareketleriyle de örnek alınması gereken bir insan. Yani gerçekten rol model olarak alınacak insanlardan, mesela Mehmet Akif böyle bir insandır. Nurettin evet. Topçu da böyle bir insandır. Fakat bu karakterine geçmeden önce öğretmenliğini anlatırken atladığım bir konu var. Onu özellikle değinmek istiyorum müsaadenizle. O da biliyorsunuz Nurettin Topçu milli eğitimde doçent olarak öğretmenlik yapan tek kişidir. Topçu yani doçent oluyor aynı zamanda. İstanbul Üniversitesi'nde 2 yılda derse giriyor ama Nurettin Topçu'yu üniversiteye almıyorlar. Orada da maalesef Topçu'ya yanlışlık yapılıyor. Ama üniversitede hoca olması engelleniyor. O da doçent olarak milli eğitimde öğretmenliğine devam ediyor. Evet. 1940'lı yıllarda bir doçent ve milli eğitimde öğretmen bu önemli. Yani onu özellikle söyleyeyim. Hatta bir gün sonra Erzurum Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi kurulunca 50'lerde işte 55 yılında kuruluyor. Topçu'ya geliyorlar, diyorlar ki ya işte İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olmanız gerçekleşmedi. Sizi Erzurum'da memleketiniz, sizi orada üniversiteye intisap edin de akademisyen olarak devam edin. Topçu şunu söylüyor, yani benim derdim diyor illaki üniversite hocası olayım diye bir derdim yok diyor. Kaldı ki diyor benim şu anda diyor annemin ilgisi alakasına ben yapıyorum, işlerini yapıyorum. Dolayısıyla diyor annemin bırakıp da diyor Erzurum'a gidemem diyor ve kendi sağlığım da diyor çok elverişli değil ve Erzurum'a gitmek teklifini de bu şekilde bırakıyor. Şimdi Nurettin Topçu nasıl bir karaktere sahiptir, kişiliği nedir? Bir defa zeki bir insan. Bunu özellikle doktora çalışmalarından da görebiliriz. Zeki bir insan. Aynı zamanda gerçekten çok okuyan bir insan. Tabiata düşkün, doğaya düşkün bir insan. Özellikle mesela annesi Erzincanlı, yazları Erzincan'a geliyor. Kemaliye ilçesini çok seviyor, oraya geliyor. İstanbul'da olduğu dönemlerde ise hafta sonları sürekli Çamlıca tepelerine çıkıyor çocuklarıyla beraber, öğrencileriyle beraber Çamlıca tepelerine gidiyor. Doğayla baş başa olmayı orada istiyor. Fakat bu pikniğe falan giderken de bütün eşyasını kendisi taşıyor. Yani mesela günümüzde olsa ne olur? İşte öğrenciler falan taşır genelde. Nurettin Topçu buna hiç müsaade etmiyor. Yani her şeyi, kendi eşyalarını, hepsini kendisi taşıyor. Vatan ve millet sevgisiyle dolu bir insan. Yani özellikle üniversitedeki eğitimini anlatırken verdiğim örnek gerçekten bu anlamda çok manidar bir örnek. Evet, evet hocam. Yani vatan ve millet sevgisinin Topçu'da ne derecede olduğunu gösteren ödül olarak işte İstanbul Marşı'nı söyletmesi, bayrağımızı göndere çektirmesi
ve artı Paris Üniversitesi'nde akademisyen olma teklifini kendi ülkesine, kendi milletine hizmet etmek için nazikçe geri çevirmesi, onda vatan ve millet sevgisinin ne derece üstün olduğunu gösteren önemli bir örnek. Hayır, bir de şeyi de söylediniz hocam. Yani gerekiyorsa biz devletin senin için vermiş olduğu bursu karşılayalım diyorlar ve diyor ki hayır, bu parayla ödenebilecek bir borç değil. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu diyor parayla ödenebilecek bir borç değil. Bak günümüzde mesela üniversiteler bu olayı çok yaşarlar. Şöyle, bugün de üniversiteler yüksek lisans ve doktora için yurt dışına eleman gönderiyor. Evet. Araştırma görevlilik gönderiyor. Bunlar, devlet bunların burs veriyor, bunlara para veriyor. Sonra dönsünler buraya hizmet etsinler diyor. Maalesef bu insanların bir kısmı yurt dışında kalmayı tercih ediyor. İşte bu devlete ödemesi gereken parayı ödeyerek orada kalma yoluna gidiyor. Ama Topçu 1930'lu yıllarda bile bunu kabul etmiyor. Bu özellikle önemli. Yine kişiliği anlamında bir başka anekdot da anlatmak istiyorum. Onun nasıl bir kişilikli olduğunu anlamak için. Nurettin Topçu İstanbul Lisesi'nde öğretmenken, yani İstanbul Lisesi'nde öğretmenken aynı zamanda İstanbul Hatip Lisesi'nde de derslere giriyor. Tabii yani herkes bilir ki bir yerde derse giriyorsanız bu girdiğiniz derslerin ücretini alırsınız. Doğru. Nurettin Topçu da İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde derslere giriyor. O sıra İmam Hatip Lisesi'nin müdürü de çok bilinen bir adam, Mahir İz. Yani Mahir İz Hoca İmam Hatip Lisesi'nin müdürlüğünü yapıyor. Neyse ilk ay oluyor, okulun işte bu ders ücretlerini yapan memuru ders ücretlerini yapıyor ve ilgili evrağı Nurettin Topçu'ya getiriyor. Topçu'nun imzalamasını istiyor. Çünkü imzalayacak ki ona ücret verebilsin. Nurettin Topçu imzalamıyor. Neyse memur geri gidiyor. İkinci ay oluyor. Yine işte aylık ders ücreti bordrosunu düzenliyor. Nurettin Topçu'ya getiriyor. Nurettin Topçu yine imzalamıyor. Yani şu kadar derse girdiniz, şu kadar ücret alacaksınız. Evet, evet aynen. Şu kadar derse girdiniz, bu ders karşılığında şu kadar ücret almanız gerekiyor. Bunu evrağı düzenliyor. Nurettin Topçu'ya getiriyor. Topçu ikinci ayın sonunda da bunu imzalamıyor. O zaman ilgili memur bu olayı okul müdürüne söylüyor. Diyor ki efendim, biliyorsunuz Nurettin Topçu işte İstanbul Lisesi öğretmeni ama bizde de felsefe grubu derslerine giriyor. Ben iki aydır işte ders ücretini çıkarıyorum, evrakları düzenliyorum, kendisine getiriyorum, imzalamıyor. Yani az mı buluyor, bir yanlışlık mı var nedir bilmiyorum ama imzalamıyor diyor. Mahir İz Hoca Nurettin Topçu'yu çağırıyor müdürlüğe, kendi makamına davet ediyor. Ve Nurettin Topçu Mahir İz Hoca'nın yanına geldiğinde hoca soruyor, diyor ki sen diyor burada derse giriyorsun ve iki aydır da ücretleri almıyorsun, imzalamıyorsun. Nedir diyor, bir sıkıntı mı var, yanlışlık mı var, yani nedir, niye almıyorsun diyor. Burada verdiği cevap gerçekten kulağımıza küpe olması gereken bir cevaptır. Onu özellikle söyleyeyim. Nurettin Topçu şunu söylüyor. Efendim diyor, burası İmam Hatip Lisesi. Dolayısıyla diyor, buraya da derse girmeyi ben ibadet olarak görüyorum diyor. İbadet de diyor parayla olmaz. Onun için diyor, ben burada girdiğim derslerden para alamam diyor. Diyor ki Mahir İz Hoca ona, ya tamam diyor sen imzala da diyor, sen parayı alma diyor, ben bunu işte ihtiyaç sahibi öğrenciler var onlara dağıtırım diyor. Diyor ki olmaz diyor, ben bu imzayı attıktan sonra onu almış olurum diyor. Din görevi diyor hasbi olması lazım. Ben hasbi olmalıyım ki diyor, benim yetiştirdiğim öğrenciler de hasbi olsunlar diyor. Nurettin Topçu 3 yıl İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde derse giriyor, bir kuruş para almıyor. Bugün bunu kaç insan yapabilir? Kaç insan aynı tavrı ortaya koyabilir? Evet. Gerçekten bu önemli yani. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aynı tavrı Mehmet Akif'te de var biliyorsunuz. İslam evet. Marşı'nın yazılması tamam. Ödül konusunda diyor ki ben ödülle marş yazmam diyor. Ya diyorlar ki sen işte imzala da biz bunu veririz. Diyor ki bana imza attıktan sonra diyor onu almış sayılırım. O da aynı tavrı ortaya koyuyor. Gerçekten bu hasbilik konusu maalesef modern insanımızın biraz unuttuğu bir mesele.
Nurettin Topçu'nun karakteri anlamında bu önemli. Tabii ki gösterişten uzak, gösterişi hiç sevmeyen birisi. Hem giyim kuşamda gösterişten uzak, hem de dini hayatında gösterişten uzak birisidir. Yani mesela öğrencileri diyor ki, ya biz diyor Nurettin Topçu'nun namaz kıldığını biliyoruz. Ama diyor bir kere namaz kılarken hocayı göremedik diyor. Kesinlikle bu din işinde, hayatında gösterişten uzak bir yaşam ortaya koyuyor Nurettin Topçu. Tabii öğretmenlik onun için gerçekten aşkla bağlı olduğu bir meslek. Evet. Ve hasta yatağında yatarken şu sözü söylüyor. Diyor ki 40 sene diyor öğretmenlik yaptım. Mabede nasıl girdimse sınıfa da diyor öyle girdim. Yani mabede girdiğim gibi diyor sınıfa girdim. Bu aşkla, bu heyecanla öğretmenlik yapıyor Nurettin Topçu. Böyle bir kişiliğe sahip. Onun için biraz önce söyledim ki günümüz insanı, günümüz gençliği Nurettin Topçu'yu rol model olarak alması gerekir bana göre. Yani her söylediğinize rahmet okuyarak içtenlikle cevap veriyorum. Hocam, kişiliğine ve karakterine dair yine bazı ipuçlarında bulundunuz. Ne kadar anlatsak belki azdır. Tabii bu kişiliğine ve karakterine etki eden, Nurettin Topçu'nun yetişmesinde ve fikirlerinin de oluşmasında etkili isimler vardır diye düşünerek sözü tekraren size vermek istiyorum. Kimlerdir? Yani Mehmet Akif'ten bahsettiniz az önce. Buyurun şimdi, hocam. Nurettin Topçu tabii hem İslam dünyasını biliyor, hem Batı dünyasını biliyor. Hristiyan Batı dünyasını biliyor. Hem Türkiye'de eğitim alıyor, hem yurt dışında eğitim alıyor. Dolayısıyla birçok farklı insanla muhatap oluyor, ilişki kuruyor. Nurettin Topçu'nun yetişmesinde tabii ki ilk halka kendi ailesi ve yakın çevresi İstanbul. Evet. Ama ondan sonra özellikle ikinci halkada Fransa gündeme geliyor. Dolayısıyla biz Nurettin Topçu'nun düşüncesi dünyasında, kişiliğinde, karakterinde etkili olan insanları iki grupta ele almamız lazım, iki grupta ifade etmemiz lazım. Birisi Batılılar, yani Batı düşünce dünyasından Topçu'yu etkileyenler, bir de İslam dünyasından Topçu'yu etkileyenler var. Evet. Batı'dan işte biraz önce kısmen isimlerini söylediğim düşünürler. İşte Bergson, Blundell, Massignon gibi tasavvuf araştırmacı, Massignon kişi gibi insanlar Nurettin Topçu üzerinde etkililer. İşte hareket felsefesi anlamında özellikle Bergson'un etkileri var. Tasavvufla ilgili, Mevlana ile ilgili konularda Massignon'un etkileri var. Ama esas Nurettin Topçu üzerindeki etkiler İslam dünyasında Müslüman şahsiyetler üzerinden etkileri söz konusu. Burada da birinci sıraya Abdülaziz Bekkine'yi koymamız lazım. Abdülaziz Bekkine gerçekten önemli bir şahsiyet Nurettin Topçu için. Nakşi tarikatının Gümüşhanevi kolu şeyhlerinden birisi. Nurettin Topçu buna intisar ediyor. Bu olay da enteresandır. Bunu da özellikle kısa da olsa anlatmak isterim. Evet, ben soracaktım hocam. Emrullah Bey tabii Fransa'da oluyor, sonra Türkiye'ye dönüyor. İşte öğretmenlik yapıyor. İşte İzmir'de, Denizli'de öğretmenlik yapıyor. Tabii tatillerde İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldiğinde kafasında bir takım istifamlar, sorular var ve bunları yine kendi arkadaşı olan Mehmet Sırrı Tüzer var. Ona soruyor. O biraz daha dini bilgi anlamında iyi. Dini cemaatlerle, gruplarla ilişkileri var. Ona soruyor. İşte ne yapalım, nasıl yapalım diye. Bir gün Mehmet Sırrı Tüzer diyor ki ya seni diyor bir hocaya getireyim diyor. Yani bu sorularına diyor o daha tatmin edici cevaplar verir. Bu anlamda Hasip Efendi diye birine getiriyor. Hasip Efendi ile Nurettin Topçu sohbet ediyorlar filan. Sonra ayrılıyorlar. Nurettin Topçu diyor ki Mehmet Sırrı Tüzer'e ya diyor bu olmaz diyor. Bu diyor beni tatmin etmedi diyor. Neyse o zaman başka bir kişi bakmaya başlıyor Mehmet Sırrı Tüzer. Bu arada diyor ki seni Abdülaziz Bekkine diye birisi var. Bu diyor işte Nakşi tarikatının Gümüşhanevi kolu şeyhlerinden birisidir. Buna diyor seni getireceğim ama diyor bu biraz diyor farklı bir adamdır. Ben diyor önce diyor kendisiyle bir görüşeyim.
Mehmet Sırrı Tüysever Abdülaziz Bekkine'nin yanına gidiyor. Diyor ki hocam Nurettin Topçu diyor işte yurt dışında okumuş, felsefe doktorası yapmış, öğretmen birisi. Bunun diyor bazı soruları var ve bu sorularına cevap arıyor. Bunu diyor size getirmek istiyorum. Ne dersiniz diyor. Abdülaziz Bekkine'nin cevabı enteresan. Diyor ki kafiri getir ama kibirliği getirme diyor. Kafiri getir, kibirliği getirme diyor. Tamam diyor. Nurettin Topçu ile bir akşam Abdülaziz Bekkine'nin evine gidiyorlar. Evet. Tabii Abdülaziz Bekkine felsefe bilen, sosyoloji bilen, mantık bilen bir insan. Topçu ile öyle bir sohbete giriyorlar ki Batı düşüncesinden, İslam dünyasından, İslam düşüncesinden bir sohbete giriyorlar. Tabii saatler ilerliyor, ilerliyor. Mehmet Sırrı Tüysever uyuyor orada. Diyor ki ben uyuyorum, uyanıyorum, bakıyorum onlar sohbet ediyor. Yarı gece oluyor. Bu sefer artık hoca yatacak diye evden ayrılıyorlar. Evden biraz uzaklaşınca Nurettin Topçu diyor ki Mehmet Sırrı Tüysever, ya diyor tekrar geri gitsek diyor, bizi eve kabul eder mi acaba diyor. Sohbete diyor ben doyamadım diyor. Ve Nurettin Topçu Abdülaziz Bekkine'ye intisap ediyor. Abdülaziz Bekkine o dönemde imamlık yapıyor İstanbul'da. Ve Topçu Abdülaziz Hoca vefat edene kadar bütün cuma namazlarını onun arkasında kılıyor. Abdülaziz Bekkine vefat ettikten sonra ise Bekir Topaloğlu Hoca var. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde o da profesördü, emekli oldu. Sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nurettin Topçu, Abdülaziz Bekkine'nin vefatından sonra ise cuma namazlarını Bekir Topaloğlu Hoca arkasında kılıyor. Dolayısıyla Abdülaziz Bekkine Topçu için önemli bir kişi yetişmesinde. Burada bir şey de var. Abdülaziz Bekkine vefat ettikten sonra Nurettin Topçu'nun bir yazısı var sanıyorum. Evet. Ruhlarımızın önünde yürüyen o büyük varlığı kaybettim. Acılarım zamanın ve kaderin kollarıyla kucaklanmayacak kadar engindi. Onun bende şimdi muamma olan son bakışımda melek masumluğuyla ilahi bir emir birleşmiş gibiydi. Hicabla ihtarın bir bakışta böyle birleştiğini ömrümde görmemiştim. Peygamberane sakalının üstünde namütenahiye kolayca dalan mavi gözlerde kapandıktan sonra sahipsiz kalmıştım. Evet. Gerçekten yani Topçu için çok önemli bir kişilik. Abdülaziz Bekkine de Topçu'yu seviyor. Yani bu karşılıklı olan bir ilişki aralarında. Dolayısıyla en fazla Topçu üzerinde etkili olanlardan birisi Abdülaziz Bekkine'dir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Diğeri Mevlana'dır. Böyle Topçu üzerinde etkili olan Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Ve sonra Celal Hoca olarak da bilinen Mahmut Celaleddin Ökten'dir. Nurettin Topçu imatiplerinin açılması sürecinde Mahmut Hoca ile de beraber çalışıyorlar. Onun da Topçu üzerinde etkileri var. Sonra daha önceki süreçte söylediğimiz Mehmet Akif. İşte ilkokuldan itibaren başlayan Mehmet Akif ilgisi Topçu üzerinde önemli. Sonra da Hüseyin Avni Ulaş, işte kayınpederi de olan Erzurum 1. Mecliste Erzurum mebusu olan Hüseyin Avni Ulaş. Topçu üzerinde etkili olan İslam dünyasından şahsiyetler olarak ifade edebiliriz. Nurettin Topçu vefat ettiğinde masasında iki kişinin resmi var. Birisi Mehmet Akif, diğeri Hüseyin Avni Ulaş'tır. Bir diğer şey Nurettin Topçu'nun 20 civarında eseri vardır. İki eseri iki insanın ismini taşır. Birisi Mevlana'nın ismini taşıyan Mevlana ve Tasavvuf isimli eseri var. Diğeri de Mehmet Akif'in ismini taşıyan eseri vardır. Dolayısıyla bu ikisi Nurettin Topçu üzerinde yani Abdülaziz Bekkine, Mevlana, işte Celal Hoca, ondan sonra Hüseyin Avni Ulaş ve Mehmet Akif Nurettin Topçu'nun yetişmesinde, düşüncelerinin oluşmasında, karakterinin oluşmasında önemli figürler olarak ifade edebiliriz. Etkili olan isimler. Peki hocam, az önce de bir girizgah yaptınız aslında. Hareket Dergisi'nden bahsettiniz. Evet. Nurettin Topçu deyince de Hareket Dergisi geliyor. Belki sürgünlerinin bazı sebeplerinden biri de bu Hareket Dergisi demiştiniz az önce sanıyorum. Ve İsyan Ahlakı geliyor. Hareket Dergisi'nden biraz daha bahsetmek istiyoruz. Biraz daha Hareket Dergisi'ni açar mısınız hocam? Evet. Şimdi tabii Nurettin Topçu İstanbul'dan Galatasaray Lisesi'nden İzmir'e sürgün olarak gidiyor. Ve sürgün 35 yılında bu sürgün olayı oluyor. Orada İzmir'de öğretmenken öğretmenliğin 4. yılında Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'ni çıkarmaya başlıyor. Ve bu dergiyi gerçekten vefatına kadar da devam ettiriyor.
bu derginin yayınlanmasını. Bir öğretmen düşünün. O günün 30'lu 40'lı yılların şartlarında bir dergi çıkarıyor. Bu derginin basımını yapıyor ve bunun dağıtımını yapıyor. Bu dergi tabi o dönemde önemli hizmetler yapıyor. Birçok insan yetiştiriyor bu dergi etrafında. Çünkü o günümüzde olduğu gibi o dönemde bu kadar fazla eser yok, neşriyat yok, dergi, kitap yok, okuyacak malzeme yok. Onun için Nurettin Topçu bu dergide yazılar yazıyor. Aynı zamanda da farklı insanların yazılarını burada kaleme alıyor. Ve bu dergi etrafında bir hareket ekolü oluşuyor Türkiye'de. Daha sonra işte Ezel Erverdi dergah yayınlarının da sahibidir. Onlar bunu dergah yayınları olarak devam ettiriyorlar. Özellikle bu dergiyi basıldı sonra bunlar hareket dergileri işte bütün nüshaları bir araya getirerek de sonradan basıldı. Güzel de bir hizmet oldu. Özellikle onu da söylemek isterim. Tabii İslam ahlaki konusu ise siz de ilk girişte bahsettiniz. İnsanların aklına hemen şöyle geliyor. Yani isyan ve ahlak nasıl bir araya gelebiliyor? Yani İhsan Ahlakı Topçu'nun doktora çalışmasının ismi. Ama isyan ve ahlak nasıl bir araya geliyor? Esasında çok da iyi bir şekilde gelebiliyor. Hiçbir sorun yok. Olaya nasıl baktığınıza bağlı, nasıl algıladığınıza bağlı. Ona göre de değişebiliyor. İnsanlar böyle bakarken Nurettin Topçu olayı şöyle ifade ediyor. Diyor ki, yani isyandan kastı şu değil. Biz tabii isyan deyince hemen iki şey aklımıza geliyor. Bir, haşa Allah'ın ortaya koyduğu kurallara baş kaldırı isyan veya işte modern hukuk kurallarına, sisteme baş kaldırı isyan. Yani Topçu bundan hiçbirini kastetmiyor. Yani o ne haşa yaratıcıya bir isyanını kastediyor ne de yani hukuk kurallarına bir isyanı kastediyor. Nurettin Topçu'ya göre hareket ahlakı dedik ya, hareket felsefesi dedik ya, insanoğlunun sürekli daha mükemmele doğru giden bir yürüyüşü var. Bir süreci var. Yüce yaratıcıya ulaşmaya hedefleyen bir yürüyüştedir insanoğlu. Dolayısıyla bu yürüyüşü engelleyen bütün engellere karşı bir başkaldırıdır isyan. Yani en mükemmel varlık olan yüce yaratıcıya ulaşmamızı engelleyen her türlü engele karşı vermiş olduğumuz bir mücadeledir Nurettin Topçu'ya göre isyan. Dolayısıyla mükemmel olmak insanın hedefidir ve bu mükemmelliğe gitmemizi, ulaşmamızı engelleyen de bir sürü engeller vardır. Evet. Bu engelleri herkes farklı şekillerde sayabilir. İşte bu engelleri ortadan kaldırmak için verdiğimiz mücadele Nurettin Topçu'ya göre isyandır. İsyan, onun ortaya koyduğu isyan anlayışında hem bir anarşistlik vardır, hem de bir uysallık ve itaat vardır. Az önce ifade ettiğim gibi yüce yaratıcıya ve mükemmelliğe ulaşmamızı engelleyen engellere karşı verdiğimiz mücadele bir anarşist tavırdır. Ama yüce yaratıcının huzurunda ortaya koyduğumuz anlayış ise bir itaat ve uysallıktır. Dolayısıyla isyan ahlakında yaratıcının huzurunda ona itaat ama ona ulaşmamızı engelleyen her şeye karşı ise bir başkaldırı söz konusudur. Diyor ki Topçu, insan iradesi sonsuza ulaşmak gayesiyle her çeşit menfaatlere, işte tutkuya, sonlu olan iyiliklere, mutluluğa bile başkaldırması lazım. Ki sonsuz olana ulaşabilsin. İşte bu mücadeleyi vermenin adıdır isyan ahlakı. Onun için de böyle bakmak lazım. Böyle baktığınız zaman isyanla ahlak yan yana gelmesinde hiçbir sorun yok Emrullah Bey. Topçu'nun doktora tezi de ondan dolayı isyan ahlakı. Bu mücadeleyi anlatıyor. Yani kişinin mükemmelliğe giden, yüce yaratıcıya ulaşmasına giden süreci ve serüvenini anlatıyor. Ondan dolayı isyan ahlakı. Eyvallah hocam. Şimdi hocam, Nurettin Topçu'nun hayatından bahsettik, öğretmenliğinden bahsettik, nasıl bir kişiliğe ve karaktere sahipti bundan bahsettik. Yetişmesinde ve fikirlerinin oluşmasında etkili olan kişiler kimlerdi bunlardan bahsettik. Ve artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Biraz daha Nurettin Topçu'nun düşünce dünyasından bahsedelim isterim. Öne çıkan ve dikkat çeken
görüşleri muhakkak var Nurettin Topçu'nun. Bunlar nedir hocam? Şimdi Emrullah Bey, Nurettin Topçu'nun öne çıkan görüşlerinden birisi biraz önce söylediğimiz İhsan Ahlak anlayışı. Hı hı. Bir tanesi bu. Ama başka da var. Mesela nedir? Ahlak anlayışı. Nurettin Topçu'nun öne çıkan görüşlerinden birisi de odur. Ahlak anlayışı. Hı hı. Eğitim anlayışı. Çünkü Türkiye'nin Maarif Davası isimli eser yazmıştı Nurettin Topçu. Türkiye'de ahlak alanında doktora yapan ilk kişi olduğunu söyledik. Aynı zamanda ortaokul ve liselerde okutulan ilk ahlak kitabının da yazarıdır Nurettin Topçu. Topçu'nun şöyle bir sözü var. Diyor ki, alemde ahlaktan daha güzel, daha gerçek bir şey yoktur diyor. Yani Müslüman olmak diyor, İslam ahlakına sahip olmaktır diyor. Dolayısıyla ahlak dediğimiz şey dini olgunluktur diyor. İnsani hayata yükseliştir diyor. Ve İslam ahlakının da ona göre üç tane temel esasını söylüyor. İşte hürmet, hizmet ve merhamet diye üç temel esası vardır diyor Topçu. Evet. Tabii Nurettin Topçu ahlakın sadece teorisini yapmıyor. Bir ahlak teorisyeni değil. Evet, ahlak teorisyenini yapmakla beraber kendi hayatında da işte hayatını anlatırken ortaya koyduk. Gerçekten ahlaki tavırları hep ortaya koyuyor. Bunu yaşıyor yani kendisi. Sadece bir nazariyat olarak olayı ele almıyor. Fakat burada bir olayı da hatırlatmak istiyorum. O da şu. Nurettin Topçu Türkiye'de dedik ilk ahlak ders kitabının da yazarıdır. Yani ortaokul ve liselerde okutulan ilk ahlak ders kitabının da yazarıdır dedik. Bu olay şöyle oluyor. 1973'te biliyorsunuz CHP ile MSP koalisyon hükümeti kuruluyor. Evet. Hükümet koalisyon protokolünde ahlak dersinin işte ortaokul ve liselerde zorunlu ders olarak okutulması da var. Neyse hükümet kuruluyor. 74 yılı oluyor. Tabii bu ders müfredata konacak. Ama diyorlar ki böyle bir kitap yok. Yani ahlak diye bir kitap yok. Dolayısıyla biz bu dersi zorunlu ettiğimizde öğrenciler bir kitap okuması lazım. Biz bunu nereden temin edeceğiz? Hemen akla Nurettin Topçu geliyor. Bu da normaldir. Gelmesi de gerekir. Eğer gelmezse garipsenir. Çünkü ahlak alanında doktora yapmış tek kişi. Doğru. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı bir görevliyi işte Nurettin Topçu'ya gönderiyor. Diyor ki işte liseler, lise 1 ve lise 2 için ahlak ders kitabı yazmasını istiyor. Topçu bu teklifi kabul ediyor. Evet. Ve 74 yılında kabul ediyor ve 75 yılında Nurettin Topçu lise 1 ve lise 2 ahlak kitabını yazarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ediyor. Hı hı. Tabi malumunuz o sırada Nurettin Topçu vefat ediyor. 1975 yılında. Dolayısıyla bu kitapların yayınlanmasını görmüyor, basılmasını görmüyor. Görmeden vefat ediyor. Nurettin Topçu vefat ettikten sonra önce Lise 1 ahlak kitabı basılıyor. Bakanlık bunu bastırıyor. Fakat enteresandır. Kitap basıldığında kitapta Nurettin Topçu'nun adı da var ama onun dışında daha 3 kişinin ismi daha var. Bundan daha enteresanı aynı Lise 1 ahlak kitabı ikinci baskısı yapıldığında Nurettin Topçu'nun ismi hiç yok eserde. O tamamen çıkarılıyor. Allah Allah. Evet. Sonra Lise 2 ahlak kitabı basılıyor. Onda da yine Nurettin Topçu'nun ismi yer almıyor. Sonra Nurettin Topçu'nun abisi bu olayı fark edince tabii çok rahatsız oluyor ve Topçu'nun eserinin orijinalini bulup ortaya koyuyor. Bakılıyor ki Topçu'nun kendi yazdığı kitap birebir aynısı basılıyor ama Nurettin Topçu'nun ismi bunlardan çıkarılıyor. Özellikle burada şunun için bunu söyledim. Bir ahlak filozofu, ahlak davasının başyazarı, ahlak metafiziğini temellendiren kişi aynı zamanda bir ahlaksızlığa karşı oluyor, muhatap oluyor. Maalesef böyle bir olayla karşılaşıyor. Bunu da izleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Eğitim anlayışından da kısaca bahsedeyim. 40 yıl öğretmenlik yapıyor Nurettin Topçu ve 40 yıl öğretmenlikten sonra emekli oluyor, biraz önce söyledik. Türkiye'nin Maarif Davası diye de gerçekten güzel bir eser yazıyor. Bugün bile hala Milli Eğitimimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitimle uğraşan insanlar bu eserden istifade ediyorlar.
Nurettin Topçu'ya göre milletin ruhunu yapan da, yükselten de, alçaltan da eğitimdir. Onun için eğitimde ortaya çıkacak sorunlar millet ruhunun yıkılışını hazırlar diyor. Eğitim hangi yönde ilerlerse millet ruhu da onu takip eder. Dolayısıyla biz bir milleti bir noktaya taşıyacaksak eğitimle bu olacaktır. Bunu güncellersek de şunu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2023-2071 hedefleri diyor. Biz bu hedeflere ancak nitelikli eğitimle ulaşabiliriz. Nurettin Topçu da zaten zamanında bunu söylüyor. Evet. Milletin ruhunu yapan da eğitim olduğunu söylüyor ve diyor ki Topçu, şöyle bir öneride bulunuyor. Köylerde imamlar var, bir de ilkokul öğretmenleri var. Diyor ki, imamlıkla diyor öğretmenini birleştirmemiz lazım. Niye bunu öneriyor? Şundan dolayı. Ya diyor, imamlar din işiyle uğraştıkları için para alıyorlar. Bu diyor doğru olmaz. İmamlıkla öğretmenlik aynı kişide olursa diyor, kişi öğretmen olduğu için para alır, imamlık işini de yürütür diye, çünkü din işi hasbi olmalıdır konusunda hareketle bunu söylüyor. Tabii dönemindeki eğitimi Nurettin Topçu, Türkiye'nin Marif Davası isimli eserinde ele alıp inceliyor. Tabii eğitimde tabii sorunlar olduğunu görüyor ve bunun düzeltilmesini istiyor. Ve beş aşamalı bir öneri sunuyor, bir metot geliştiriyor. Yani eğitimin istediğimiz seviyeye gelmesi için 5 aşamalı bir model öneriyor Nurettin Topçu. Diyor ki birinci kategoride şunu söylüyor Emrullah Bey. Maneviyetçi bir eğitim anlayışı bir defa oluşturmamız lazım. Yani eğitimimiz kendi medeniyetimizin köklerine dayanan maneviyetçi bir eğitim anlayışı ve modeli olması lazım diyor. Maddiyetçi, materyalist, pozitivist bir anlayış olmaması lazım diyor. Sonra ikinci kategoride okulu ele alıyor. Yani okulu bizim düzeltmemiz lazım diyor. Sonra öğretmen diyor. Öğretmen burada önemli bir unsur. Öğretmeni düzenlememiz lazım. Ve sonra da dördüncü kategoride de öğrenciyi ele alıyor. Ve beşinci aşamada ise irade diyor. Yer alma, irade meselesi vardır diyor. Eğer diyor biz işte maneviyetçi bir eğitim anlayışı ortaya koyarsak, okulu düzeltirsek, öğretmeni düzeltirsek, öğrenciyi düzeltirsek, ve bir de milli bir irade ortaya koyarsak diyor, bizim eğitim sistemimiz düzelir. Biz diyor istediğimiz noktaya geliriz diyor Nurettin Topçu. Yani Allah Bey. Evet. Bunu özellikle söylemek istedim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son söyleyeceklerinizi alabilirim hocam varsa eğer. Emrullah Bey, son söyleyeceklerimiz şöyle. Gerçekten Nurettin Topçu bizim medeniyetimizin değerleriyle Batı medeniyetin değerlerini de bilen ama bizim medeniyetimizin değerleri üzerinden yeni bir düşünce, yeni bir fikir ortaya koyan bir entelektüel ve bir düşünürdür. Sadece teorik olarak düşüncelerini ortaya koymamış. İşte birkaç anekdotla da anlattık, yaşamıştır da. Evet. Dolayısıyla hem yaşayışı olarak hem de fikirleri olarak insanımıza, gençliğimize örnek bir kişidir. Bu anlamda milli eğitimimizin ve gençliğimizin Topçu'yu gerçekten bilmesini, onu rol model olarak almasını, 20 civarında eseri vardır bu eserlerini, tabii yüzlerce makalesi vardır, özellikle Hareket Dergisi'nde yazdığı makaleleri, bunları okumalarını ve bunlarla beraber bir yeniden doğuşu, ruh inkılabını yapmalarını arzu ediyorum. Tekrar sizlere ve Sultan Beyli Belediyesi'ne bu güzel program için teşekkür ediyorum. Ve yine sizlerin ve herkesin Regaip Kandili'ni de kutluyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün Sultan Beyli Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Nurettin Topçu Hayatı ve Mücadelesi programını gerçekleştirdik. Yine söyleyeceğim ama kusura bakmayın, bir nevi Nurettin Topçu uzmanı olan siz kıymetli hocamla, rektörümüzle gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizlerin de Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Bütün izleyicilerimizin Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Sultanbeyli Belediye'mize, Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e, Akeza Kültür Müdürümüz Mehmet Mazak Bey'e ve kültür ekibine, bu yayının gerçekleşmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Nurettin Topçu'nun vefatının 46. seneye devriyesinde sanıyorum
46 olması evet. lazım yanlış bilmiyorsak. Böyle bir program gerçekleştirmenin, arşivlik bir program gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum sizlerle birlikte hocam. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum herkese. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun.